Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir tarif videosuyla karşınızdayım. Tarif videolarım özlenmiş. Bu video tariflerimi özleyenler için. Çok kolay, çok basit ama çok lezzetli bir yemekle karşınızdayım. Otururken şimdi canım çekti ve gittim yufka ve yoğurt alıp geldim. Beyti sarma yapmaya karar verdim. Gerçekten çok pratik, çok kolay ama çok lezzetli bir yemek. Şunu kaldıralım. Malzemelerimiz neler? Kıyma. 500 gram da olur, 400 gram da olur, 300 gram da olur. Ne kadar istiyorsanız. Ben yaklaşık 450 gram kıyma kullanacağım. Kıyma. Dana kıyma kullanacağım. 1 adet yumurta, 1 adet soğan, 1-2 diş ama ben 1 diş kullanacağım. Sarımsak. Şöyle biraz yarım çay bardağından bir tık fazla, daha az da olabilir. Şimdi soğanın suyuna bağlı bir durum. O yüzden biraz galeta unu, tuz, karabiber. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar tereyağı eriyecek. Ve en son piştikten bir de yufka. 2-3 adet yufka. Hani fazla yapacaksanız 4 adet yufka. Yapacak tek kişiyseniz bunu ikiye bölüp 100 gram kıymadan bile bir porsiyoncukta yapabilirsiniz. En son piştikten sonra üzeri için yoğurt. Şöyle yoğurt alıp geldim. Şimdi dolaba kaldıracağım. İsterseniz salça, tereyağında salçayı, domates olur, biber olur, ne seviyorsanız, pul biber bile olur sadece. Kızdırıp üzerine dökmek için yoğurdun veya domatesi rendeleyip güzelce çeşitlendirip de kullanabilirsiniz. Ben salçadan yapacağım çünkü salçaya bayılıyorum, domates salçasına. Şimdi yapılışına geçiyoruz. Şimdi bu aşamada ister rondodan geçirebilirsiniz, ister robottan geçirebilirsiniz, ister küçük küçük doğrayabilirsiniz, ister rendeleyebilirsiniz. Ben şöyle pratik el robotunda, el rondosunda çeke çeke bunları küçülteceğim. Çekmiş olduğum soğan ve sarımsakları kıymanın üzerine ekliyorum. Şimdi içerisine 1 adet yumurta, kıymanın üzerine biraz galeta unu. Denemek için şöyle birazcık döküyorum. Şu kadar bırakıyorum. Belki eklerim tekrar. Tuz ve karabiber ilave ediyorum. Ve güzelce yoğuruyorum. Bu arada içerisine çok az, çay bardağının ucuyla çok küçük bir su ekleyeceğim. Şöyle çok az bir su ekliyorum içine. Evet, daha güzel olacak. Ve şimdi yoğuruyorum. Yoğurduk. Bu şekilde kıyma, yoğrulan kıyma dinlenirken bir tepsiye yağlı kağıt veriyoruz. Ve fırınımızı 190 dereceye ayarlayıp ısınmaya bırakıyoruz. Kıymamızı güzelce köfte şekline getirip şekillendireceğiz. Nasıl yapıyorum? Yaklaşık şöyle bir mandalin büyüklüğünde alıyorum. Şuradan daha iyi gözükür. Ellerimle böyle böyle açıyorum. Tezgahı da kullanabilirsiniz böyle böyle. Elle daha kolay olacaktır. Uzun, yassı bir yapamıyorum eldivenle. Uzun, yassı bir şekil elde ediyoruz. Ellerimizi biraz ıslatabiliriz. Daha kolay olacaktır. Biraz ıslattım. Evet, şimdi şöyle şöyle. Mastika mastika bir. Birazcık üstten bastırıyorum. Gördüğünüz gibi. Bir. Ve tepsiye koyuyorum. Ve bunu tüm kıymaya uyguluyorum. Köfteler hazır. Önceden ısıtılmış alt üst ayardaki 190 derecelik fırında 15 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Yine siz kontrollü pişirin. Çünkü bu pişirme süreleri kesinlikle fırınlarla alakalı bir durum. Mesela 15 dakika, belki ben 10 dakikada hazır olacak. Belki 20 dakikada. Yani şöyle pişene kadar pişirelim. Köfteleri fırına verdim. Ver fırına. Köfteler fırında. Şimdi buradan gözlemliyorum. Yaklaşık 3 dakika oldu ben köfteleri fırına atalı. Hafif böyle pişmeye başladığında, yani bu tahminimce 7. 8. dakikasında tereyağının altını açacağım ve
erimeye bırakacağım. Sonra yufka kesilecek. Sonra fırçayla sür. Köfteyi koy, sar tekrar fırınla. Muhteşem olacak. Gerçekten çok kolay. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Ben köftelere bakayım. Yine görüşeceğiz yufka keserken. Tam video çekiyordum ki Ender aradı. O da yemek yapıyormuş. Şu anda lahmacun içi harcının içini hazırlıyormuş. Beraber görüntülü aramayı açtık. Karşılıklı yemek yapıyoruz. Evet, şimdi tereyağının altını açıyorum. Çünkü 7. dakika doldu. Köftelerin bu aşamada tereyağını eritiyoruz. Sen ne aşamadasın? Hayatım, bunu şey yaptım. Hamuru yaptım. Evet. Şimdi içini yapıyorum kıyma. Geldiğinde burada da yap da çekelim lahmacunu. Tamam. Tabii orada taş fırınımız yok. Burada var ama. Evet, Ender orada bir de taş fırın yaptı Trabzon'da. Harika oldu bence. Daha gidip görmedim ama mahsullerini görüyorum hep. Biber közlüyorlar, ekmek yapıyorlar, pide yapıyorlar, lahmacun yapıyorlar. Yapıyorlar. Şimdi sütlaç kabımız yokmuş. Annem sütlaç yapacak da onları da atacağım fırına ama. Güveç şeyi yok muymuş, toprak kap? Alacağız artık. Neydi, sütlüce? Sütlüce mi yapacaksınız? Doğru söyledim değil mi? Sütlüce. Hamsiköy. Aa, niye ben hep oraya sütlüce diyorum ya? Öyle kalmıştım. Allah Allah. Oranın, eğer giderseniz arkadaşlar, oranın kara lahana çorbası çok güzel. Tavsiye ederim. Onun bir ismi vardı, onu da unuttum. Çaktırmıyorum şu anda. Taneli miydi? Daneli çorba mıydı? Lahana çorbasının. Lahana çorba. Yağın altını kapattım. Öyle bekleyecek birazdan. Yufkayı keseceğim. Aklında kalsın hayatım. Daha unutmazsınlar. Hamsi. Hamsi geçen bir yerin sütlacı çok meşhur. Ama ben yemedim. Ben oraya gittim ama yemedim. Ben orada çorba içtim. Çok güzeldi çorba gerçekten. Tadı damağımda. Meğer içinde kuyruk yağı varmış. Mısır varmış. Ona tane mi diyordunuz, tane mi diyordunuz? Ha, yarma. Ha? Yarma vardı içinde. Bir de şey, lahana vardı. Çok güzel bir çorbaydı. Hayatım oradasın. Öğren gel o çorbanın tarifini de yapalım burada. Çok güzel yaptı, yedik balık falan. Evet. Fasulye de giriyordu galiba onu, benim yaptım. Benim içtiğimde yoktu. Ben pişiririm, gönderirim sana. Ay, inanmıyorum. Geliyor. Ay. Hadi Ender, çık yola. Çorba getir bana. Pişirmesi lazım ama. Pişirdikten sonra çık. Bir de mısır ekmeği al gelirken yolda. Tamamdır. Değmeyin keyfime. Allah'tan yemek yapıyorsun hayatım, yoksa. Evet. Evet. Bir şey söylemek ister misin? Herkese bol şans. Güzeldi. Ben de yufkamı keseyim şimdi. Evet, köfteleri çıkartıyorum. Şöyle göstereyim size de. Bakın. Şurada köfteler beklesin. Aa, önünüzü kesti değil mi? O zaman. Şuraya alıyorum. Ve şimdi sıra geldi. En güzel kısma bence yufkayı kesmeye. Bir tanesini alıyorum. Güzelce tezgahta açıyorum. Oo, bunda iki tane varmış. Güzel. İkili sarılmış. Şöyle tam ortadan kesiyorum. Bunun üstüne bindiriyorum. Şimdi sırayla şuraya alıp şeyleri saracağım. Köfteleri saracağım. Bir de şey çıkartayım. Maşa. Evet. Yağımız da eridi. Şöyle güzelce içine önce tereyağı sürüyorum. İçine şöyle köfteyi koyuyorum. Biraz ortalıyorum hatta. Hatta böyle
full köfte de koyabilirsiniz. Ben koymayacağım. Siz koyabilirsiniz. Güzelce sarıyorum. Ve kapatma yerine de biraz daha yağ sürüyorum. Ve bu şekilde. Şurada beklesin. Ve şimdi bu aşamada ne yapıyoruz? Şöyle dursun. Şöyle şöyle, yani iki parmak kadar, şöyle iki parmak kalınlığında kesiyorum. Ve bunları tepsiye diziyorum. Evet, gördüğünüz gibi beytilerim hazır. Şimdi üzerine de tereyağı sürüyorum. Şöyle şöyle eritilmiş tereyağından sürüyorum. Ve ver fırına. Güzelce sürelim. Kızarana kadar pişmeye bırakacağım. Öncelikle tabii şöyle üstlerine de yağını sürelim. Şöyle biraz da boş yufka koydum. Ben bu boş yufkaları da kızarınca çok seviyorum. O yüzden hani tepsinin yarısı boş kalınca orayı da kullanmak istedim. Değerlendirmek istedim. Evet, gördüğünüz gibi. Ay, piste de yesek. Bir yoğurt ezeceğiz üstüne. Bir de tereyağında salça veya domates veya pul biber, artık nasıl seviyorsanız. Ben salça yapacağım. Üzerine gezdirip afiyetle yiyeceğiz. Evet, hazır. Şimdi fırına veriyorum. Merhaba tekrardan. Evet, köfteler, beyti kızardı, sarma. Beyti sarma kızardı. Hala fırında. Şimdi ne yapıyorum? Yoğurt bir tabağın içerisine. Yoğurt, süzme yoğurt daha makbule geçer ama ben de taze yoğurt olduğu için taze yoğurt kullanacağım. Süzme yoğurdunuz varsa onu kullanabilirsiniz. Bir kasenin içerisine yoğurdu ekliyorum. Birazcık tuz, suyu alıp geleyim. Birazcık tuz. Öncelikle yoğurt kendi suyunda dövülür, ezilir. Birazcık şöyle karıştırıyorum. Bunu süzme yoğurtta da önce kendi suyunda, kendi özünde ezin yoğurdu. Sonra su ekleyin. Birazcık buna, bu taze yoğurt olduğu için çok az su koyuyorum. Kıvamı da güzel oldu. Bu kadar. Yoğurdum şöyle, bakın şöyle aktığı zaman tamamdır bu yoğurt. Şunu dolaba kaldırıp geliyorum. Ocağın altını tekrar açıyorum. Bunda tereyağı var. Gördüğünüz gibi bu beyti yufkaların İçine sarmış olduğumuz tereyağıydı. Onun içine birazcık daha tereyağı ilave ediyorum. Şu kadar yeterli. Ve başta da söylediğim gibi domates salçası kullanacağım. Ama sizler kırmızı tatlı, toz biber, pul biber, domates rendesi kullanabilirsiniz. Bu renk vermek için yoğurdun üzerine. Ben domates salçası, biber salçası bile kullanabilirsiniz. Şöyle bir, şöyle iki, kafi. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Güzelce pişiriyorum. Çok çok az tuz ekliyorum. Çok 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 az kekik ekleyeceğim. Bunlar size bağlı, arzuya bağlı, isteğe bağlı. Şöyle. Ben yapışacağını düşündüğüm için ekliyorum. Ve bir çimcik şeker ekliyorum. Yine karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi güzelce tereyağında kavuruyorum. Kavururken içerisine sıvı yağ ekliyorum birazcık. Evet. Ve kavurmaya devam ediyorum. Of, rengini saldı. Bakar mısınız? Wow. Güzelce kavuralım biraz ya. Şöyle bir o tadı alalım. Salça tadını. Yani kavrukluk tadını. Kavrukluk. Evet. Bence bu kadar yeterli. Kavurduk. Tabağımızı alalım. Altını kapatalım ve fırından beytimizi çıkartalım.
Güzelce kızardı beyti sarmam. Şimdi servis zamanı. Bu arada bu boşta kalanları böyle tereyağlı tepsinin yanına koydum. Bunlar biraz soğuyunca cips gibi yemesini çok seviyorum. O yüzden şöyle birazcık yaptım kendime. Mükemmel oluyorlar. Paylaşmak istedim. Evet, merhaba. Tadım videosuyla karşınızdayım. Ay, gözüme bir şey kaçtı. Biraz kaldıralım. Şöyle yapalım. Evet. Beyti sarmam hazır. Gördüğünüz gibi. Bir tatmak istiyorum. Bakalım. Nasıl olmuş? Şöyle şu yoğurda da banıyorum. Bakın şu şekilde. Çok lezzetli olmuş. Ve şundan da tadacağım. Ellerime kollarıma sağlık. Ben çok beğendim. Kendim yaptım diye demiyorum. Normalde kendim de yapsam beğenmediğimde beğenmedim derim. Yemem. Ama bu yemek gerçekten çok güzel. Çok pratik, çok kolay. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Tarif videosunu siz istediniz. Ben çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Anneannem geldi şimdi çay içmeye. Onun yanına şöyle, onun karnı tokmuş ama tatsın diye yemeğinden şöyle beyti koyuyorum. Bakalım beğenecek mi? Birazcık şimdi salçayı ısıtıyorum. Çayım da hazır. Şimdi de çay koyayım anneanneme. Görüşürüz. Kapattım. Şunu da kapatalım. Evet, hazır. Gördüğünüz gibi. Bir götüreyim bakayım. Anneannem beğenecek mi? Anneanne, hoş geldin. Yemeğimden tatmanı istiyorum canım. Biliyorum toksun ama azıcık koydum tat diye. Beyti sarma yaptım. Bir ye bakalım. Güzel mi? Afiyet olsun canım. Afiyet olsun. Beğendin, hepsini yedin. Afiyet, bal şeker olsun. Getireyim mi daha? Zaten evde yedim geldim. Ama çok güzel olmuş. Kötü olsa? Kötü olsaydım. En güzel. Afiyet, bal şeker olsun tatlım. Var mı başka bir isteğin? Allah kocan kavuştursun. Amin. Yansa. Ne kadar izlediyseniz teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlulukla kalın.